Mesih İsa'daki kurtuluş seni günah ve ölüm yasasından özgür kılacak. Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastör Güçlü Erman. Bu programımda sizlere eşim Pastör Gülben'in paylaştığı Cevap Bulan Dualar Etmek adlı bir vaazın ikinci bölümünü sunmak istiyorum. Bu harika öğretiyi izleyin Tekrar sizlerle birlikte olacağım ve sizler için dua edeceğim. Dördüncü madde. Bu aslında pek önemsenmez dua konusuna gelince. Ama bu gerçekten... Ha, ne diyeyim size? Duanızın yanıtlanıp yanıtlanmayacağına yüzde yüz ilgili bir konu. Yüzde yüz ilgili bir konu. Bu da şu, Dua ettiğin zaman bağışla. Dua ettiğin zaman bağışla. Markus 11. bölüm 25-26'da diyor ki kalkıp dua ettiğiniz zaman. Kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa onu bağışlayın ki göklerdeki babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın. Yani bu size söyleyeceğim bu sekiz maddenin hepsini yerine getirebilirsiniz. Ama hala yüreğinizde birine karşı güceniklik varsa Tanrı sesinizi duymuyor. Maalesef duymuyor. Maalesef, maalesef duymuyor. Keşke duysaydı ama duymuyor. Yani bağışlamamazlık nasıl bir şey biliyor musunuz? Size şöyle kısaca ve çok net bir şekilde anlatayım. Bağışlamamazlık şöyle bir şey. Yani kafanızın üstünde bir kalkan var. Ve bu kalkan Tanrı ile aranıza giriyor. Ne sizin sesiniz Tanrıya ulaşıyor, ne de Tanrı'nın Tanrı size yanıt verebiliyor, cevap verebiliyor. Başlamamazlık böyle bir şey. Tamamen Tanrı ile aranıza giriyor. Yani her şeyi yapın ama bu, bu varsa, yüreğinizde güceniklik varsa birine karşı, yani. Ee, ne buradan bir iletişim var, ne yukarıdan iletişim var aşağıya doğru. Bu gerçekten böyle. Yani birisi gelip size derse ki, benim için dua et, sanki Tanrı'nın sesini duymuyorum. Ya da sanki Tanrı da beni duymuyor sanki. Bu kişinin yüreğinde mutlaka güceniklik vardır. Mutlaka güceniklik vardır. Çünkü eğer hissediyorsanız içinizde, Tanrı sizi duymuyor sanki. Ya da siz içinizde hissediyorsanız, Tanrı sanki beni duymuyor. Sanki bir şey var, yani sanki beni duymuyor. Sanki ben Tanrı'yı duyamıyorum sanki. Yani yüreğinizi kontrol edin, güceniklik konusunu konusunu vardır, kesin vardır. Çünkü dediğim gibi Tanrı ile ilişkimizin arasına giriyor bu kalkan, bu bağışlamamazlık kalkanı. Ve ne zaman e, bir kişiyi bağışlarsanız o anda kırılıyor bu kalkan. O anda bütün iletişim yüz yüze yüz onarılıyor. Yüzde yüz onarılıyor. Dolayısıyla bu yüzden diyor ki eğer kalkıp dua ettiğiniz zaman neden dua konusunu açtı ki bağışlamamazlık konusunda öğretirken? Niye dua konusunu açtı? Çünkü duanıza yanıt gelmiyor. Bağışlamadığınız zaman birisini. Güceniklik varsa içinizde. Yani istediğiniz her şeyi yapın. Tanrı sözüne göre dua edin. Tanrı sözünü alın, yazın, sayfalarca okuyun, 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 ilan edin, ilan edin. İsterseniz oruç tutun, isterseniz ne yaparsanız yapın. İnsanın ismine dua edin. Yani bu kalkan olduğu sürece burada geçmiyor. Siz doğrusunu yapıyorsunuz, her şeyin doğrusunu yapıyorsunuz. Doğru bir şekilde dua ediyorsunuz, doğru bir şekilde her şeyi yapıyorsunuz. Ama bir kalkan var ve geçmiyor. Ne, ne yaparsan, ne söylersen geçmiyor yukarı. Duymuyor çünkü Tanrı. Çünkü Tanrı'nın resmen elini kolunu bağlıyorsun. İşte bağışlamamazlık bunu yapıyor. O yüzden işte İsa diyor ki, kalkıp dua ettiğiniz zaman birine karşı bir şikayetiniz varsa bağışlayın. Ki Tanrı da sizi bağışlayacak. Yani eğer bağışlamazsanız zaten bu güceniklikle bu dünyayı terk ederseniz kesinlikle cehenneme gideceksiniz. Kesinlikle. Çünkü Tanrı sizi bağışlamayacağını söylüyor. Yani eğer bir imanlı kendi cehennemde bulursa ve derse ki ben niye buradayım Tanrı'ya? Tanrı, Tanrı ona bu ayeti gösterecek. Diyecek ki sen bağışlamadığın için ben seni bağışlayamıyorum. Ve seni o kadar çok çok seviyorum ki biricik oğlumu senin için gönderdim. Senin için biricik oğlumu gönderdim. Seni çok seviyorum ama bağışlayamıyorum. Çünkü sözüm adımdan daha üstün. Çünkü sözüm mü yerine getirmemezlik yapamam. Anlatabiliyor muyum Tanrı? Sözümü yerine getirem, getirmemezlik yapamam. Bağışlamadığın için bağışlayamıyorum. Her ne kadar seni çok seviyorum ama yapamıyorum bunu bu kadar önemli. Bazen önem vermiyoruz gerçekten bu bağışlama konusuna. Diyoruz ki Tanrı işte ne kadar kötü olduğunu o insan Tanrı bile biliyor. Gerçekten hayatımızda kötü insanlar var yani var. Yani az kötü olanlar da var. Gerçekten çok kötü olanlar da var. Bize çok kötülük yapmış olanlar da var. Yani Tanrı bile biliyor onların ne kadar kötü insan olduklarını. Ama Tanrı'nın bilmesi bir şey ifade etmiyor. Bizim bağışlamamız lazım. Tanrı'nın sözünü bizim hayatımıza etkin olması için bizim başlamamız lazım. Tanrı'nın e, ve size şunu söyleyeyim. Yani hayatınızı e, yani bugün buradan gideceksiniz ve e, ve dua edeceksiniz Tanrı'ya ve dua etmeden önce şöyle bir düşünün. Başlamadığınız insanlar var mı hayatınızda? Gerçekten gücenek olduğunuz insanlar var mı? Çünkü, ve Varsa eğer bağışlayın. Bağışladıktan sonra bakın Tanrı sizin sesinizi nasıl duyuyor nasıl cevap veriyor? Nasıl duanıza cevap veriyor? Görün yani. Amin. Bunu, bunu yaşa, yaşamak lazım. Yani e, gerçekten başladığın anda Tanrı'nın sesini duyduğunu, Tanrı'nın senin sesini duyduğunu ve senin Tanrı'nın sesini duydu, duymaya başladığını fark edeceksin. Başladığın zaman. Bu müthiş bir şey. Beşinci madde. <laughs> Dua ettiğinde aldığına iman et. Dua ettiğinde aldığına iman et. Markus 11. bölüm 23-24. ayetlerde diyor ki size doğrusunu söyleyeyim. Size doğrusunu söyleyeyim diyorsa kim konuşuyor? <laughs> İsa konuşuyor. İsa da diyor ki benim gibi vurguluyor. Bu çok önemli. Bak size doğrusunu söyleyeyim. Bunu yapmanız gerekiyor. <laughs> Size doğrusunu söyleyeyim. Kim şu dağa kalk, denize atıl der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa dileği yerine gelecektir. Bunun için size diyorum ki, dua ile dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın. Bu inanın ki kelimesinin içinde güvenin, bundan emin olun da yatıyor. Dilediğiniz yerine gelecektir. Yani diyor ki İsa, size diyorum ki Duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, güvenin, bundan emin olun. Dilediğiniz yerine gelecektir, yani alacaksınız. Şimdi size şunu söyleyeyim, mantıksal açıklama daha iyi anlamanız için. Hayatta iki tane gerçeklik var. İki tane gerçeklik var. Birisi duy duyularla algıladığımız gerçeklik. Yani beş duyumuz var ya, bu beş duyuyla algılıyoruz bir şeyi ve onun orada olduğunu görüyoruz ve veya işitiyoruz ve iman ediyoruz. Yani biliyoruz onun orada olduğuna. Bu gerçeklik, duyularla algıladığımız gerçeklik. İkincisi de esinleme ile içimizde bildiğimiz gerçeklik diyoruz. Bunu ancak Tanrı'nın çocuğu yeniden doğmuş olan birisi bilebilir, te tecrübe edebilir. Esinleme ile içimizde bildiğimiz gerçek. Esinleme ile içimizde bildiğimiz gerçek. Bazı kişiler maddeye dönüşmeyen gerçeğe inanmazlar. Gözle görmedikleri için. Ama ruhsal alemde gerçekleşen şeyleri hemen göremeyiz. Sadece iman eder, varlığından emin oluruz. Şimdi, Tanrı, Güneş, ol dediği zaman, Önce ne oldu? Güneş mi vardı? Güneş yoktu. Madde yoktu yani. Daha gerçekleşmemişti o madde. Ama Tanrı imanla konuştu. Dedi ki güneş ol. Tanrı güneş ol dediği zaman güneşin olacağına iman etti mi? İman etti. Tanrı iman etti. Sonra güneş oluştu. Yani önce ruhsal alemde biz iman ediyoruz. Sonra bizim iman ettiğimiz şey fiziksel aleme alemde oluşuyor. Ne kadar güzel açıkladım. <laughs> Mantıksal yani. yani çünkü şimdi e, bu 21. yüzyıldayız. İnsanlar mantıkla yaşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani e, görmek istiyor, duymak istiyor, bilmek istiyor ondan sonra in, inanıyor. Ama ben size ruhsal olarak esinleme ile içimizde bildiğimiz gerçeğin ne olduğunu anlamaya çalış, anlatmaya çalışıyorum. İncil, kitapçıklar, seriler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdeturkeyetmsn.com Telefon ve SMS hattımız: 0534 611 81 75. İman Yaşamı. Hayatınızı değiştirecek bu seride iman sayesinde başarılı olmayı ve imanınızı geliştirmeyi öğreneceksiniz. ...Pastör Güçlü Erman'ın bu vaat setine ücretsiz sahip olmak için bize yazın. Posta kodu 136 Beyoğlu İstanbul, e-posta müjdeturkiye.msn.com, SMS hattı 0534-611-8175. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com Şimdi biz hepimiz yeniden doğmuş olan ruhlarız. İçimizde Tanrı'nın ruhu yaşıyor ve bizim ruhumuz da yeniden doğdu. Dolayısıyla bizim ruhumuz Tanrı'nın ruhuyla iletişim halinde ve bizim ruhumuz Tanrı'nın ruhuyla benzer. Dolayısıyla Tanrı güneş ol derken güneşin olmayacağına dair bir kuşkusu yoktu. Yüzde yüz iman ederek güneşe ol dedi ve güneş oldu. Ve biz de Tanrı'ya dua ettiğimiz zaman, onun sözüne uygun bir şekilde dua ettiğimiz zaman, onun biz, bizi işittiğini bildiğimize göre, ondan almış olduğumuzu da biliriz. Bu nasıl bir bilme? Gözle hemen gerçekleşen bir bilme değil. Yani e, gözümüzde gördüğümüz için bir bilme değil. Gerçekleşmeden önce, yani fiziksel ortama yansımadan önce, içimizde esinleme yoluyla bildiğimiz bir gerçeklik. Yani bir şeye dua ediyorsun olması için ve içinde iman ediyorsun yüzde yüz onun olacağına dair. Sonra bu iman dışarıda fiziksel ortama yansıyor ve fiziksel olarak onun olmasını sağlıyor. Neyse ya yani bu. Dolayısıyla İsa dedi ki o yüzden işte dua ettiğiniz zaman almış olduğunuza iman edin. Mesela şifa için dua ediyoruz. Değil mi? Birisinin işte birisi bir yeri arızalı. Dua ediyoruz. İsa Mesih'in ismiyle şifa gelsin şimdi bu vücuda. O anda iyileşen var. O anda fiziksel olarak iyileşmeyen var. Yani e, nesi bozuksa o anda düzelmiyor. Mesela o anda düzelmiyor. Ama biz iman ediyoruz ki o şu, o anda şifa aldı. Ve o kişi iman ederse o anda şifa aldığına sonra bu iman onun vücudunda fiziksel iyileşmeye dönüşüyor. Bunu yaratan iman. Tanrının sözüne olan iman. Bazıları mesela yeni çağcılar diyor ki işte düşünce gücüyle oluyor bu tür şeyler. Hani bizde de var. Mesela yeni çağda diyor bizde de var düşünce gücüyle olması ya da ne bileyim ben hayal gücünün yaratması. Ama bizim e, güvenimiz düşünce gücümüzde değil, bizim güvenimiz hayal gücümüzde değil. Bizim gü güvencemiz Tanrı'nın sözünde olduğu için ve sadece ve sadece Tanrı'nın sözü iman getirdiği için bu fiziksel ortamda gerçekleşiyor. Yani bu iman konusunu anlatırken işte diğer dinlerdekiler veya işte dediğim yeni çağcılar bizde de var diyor hani düşünce gücüyle. Ben de okudum düşünce gücü kitaplarını iman etmeden önce. O yüzden iyi biliyorum ya bu düşünce gücü, düşünce gücün yaratması değil. Hani diyorlar ki bir şeyi çok istersen, çok düşünürsen, çok bilmem ne yaparsan işte olur. Ama değil. Onların dayandığı güvence ve iman kendi düşünce gücü, yani kendi güçlerine olan iman oluyor. Ama bizim imanımız kendi düşünce gücümüze imanı, kendi hayal gücümüze imanı değil. Hayal gücümüze olan iman değil. Bizim güvencemiz Tanrı'nın sözünün kesinliğine olan iman. Tanrı'nın sözünün kesin olduğunu bildiğimiz için ger bizim için gerçekleşeceğini de biliyoruz. Dolayısıyla buna esinlemeyle bilinen gerçeklik deniyor. Amin. Bundan öte ihtiyacımız olan her şey bize ruhsal alemde sağlanmıştır. Kutsal kitapta bunu yazıyor. Efesler 1. bölüm 3. ayet. Diyor ki bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Diyor ki her ruhsal kutsamayla kutsandık biz. İhtiyaçlarımız Mesih'te karşılanmıştır. Bunu her an göremeyebiliriz ama onlar oradadır. İhtiyaçlarımız Mesih'te karşılanmıştır. Yani bunu bu şekilde düşünmek bile hani büyük bir e, devrim gerektiriyor zihin zihnimizde. Büyük bir devrim gerektiriyor zihnimizde. Düşünce tarzımızın değişmesini gerektiriyor. Benim bütün ihtiyacım Mesih'te karşılanmıştır. Ondan sonra bakıyorsun. Paran yok. Sağlığın yok. Ee nasıl karşılandı? <laughs> Şimdi bu durumda en çok neye iman ediyorsun? Durumlarının gerçekliğine mi? Tanrının sözünün gerçekliğine mi? Durumların gerçekliği ne iman edemezsin? Çünkü neden? Durumlar geçicidir geçici olan bir şeye imanlı koyamazsın. Tanrı'nın sözü ise kalıcıdır. Değişmeyen yani. Dolayısıyla imanımızı Tanrı'nın sözüne koymamız gerekiyor. Dolayısıyla baktığımız zaman gördüğümüz ya da görmediğimiz şeyde şeye göre iman etmeyeceğiz. Görmediğimiz ama İçimizde bildiğimiz şeye göre iman edeceğiz. O da Tanrı'nın sözünün gerçekliği. Tanrı'nın sözünde Mesih, İsa'da bütün ihtiyaçlarım karşılanmıştır diyorsa ben iman etmeliyim ki Tanrı, benim ihtiyaçlarım Mesih, İsa'da karşılanmıştır. Tüm ihtiyaçlarım. Tüm ihtiyaçlarım. Dolayısıyla nasıl dua edeceğim? Bunu bilerek dua edeceğim. Baba, sen sözüne dedin ki benim bütün ihtiyaçlarım Mesih İsa'da karşıladın. Teşekkür ediyorum sana. Ben şunu 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 gel, fiziksel hayatta görmek istiyorum. <laughs> Amin. Neyse artık. Bunun gerçekleştiğini e, gözlerimle de görmek istiyorum. Fiziksel ortamda da görmek istiyorum. Teşekkür ediyorum sözün için. Çünkü sözün değişmez. Sözün kayadır benim için. Sözün e, ayaklarımın üstüne bastığı kayadır değişmez. Dolayısıyla imanım durumlarım da değil, senin sözündedir. Çünkü durumlarım değişecek ama senin sözün değişmeyecek. Dolayısıyla imanım senin sözünde olduğu için durumlarımın değişeceğine iman ediyorum. İsa'nın ismiyle. Amin. <laughs> bu kadar basit değil mi? Evet aslında bu kadar basit. Dolayısıyla bir şeyi ruhsal gerçeklikten maddesel gerçekliğe dönüştüren şey imandır. Bundan dolayı bir şeyi gözümüzle göremiyorsak imanla yürümeyi ya da imanda kalmayı tercih ederiz. Ve imanda kaldıkça bu şey ruhsal gerçeklikten gözle görülebilir gerçekliğe dönüşecektir. Şimdi anladınız mı? Nasıl oluyor? ruhsal alemden fiziksel aleme bunu getirmek nasıl oluyor? Bir şey için dua ediyorsunuz. Bir şeyi Rab'den istiyorsunuz. Belki onu hemen göremiyorsunuz. Belki bunu görmeniz zaman alıyor. Olabilir. Her şey hemen olmuyor. Değil mi? Her şey hemen olmuyor. Ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu gerçekliği ruhsal alemden maddesel aleme getirmek için imanda kalmamız gerekiyor. Yani bu şey tekrar aklınıza geldiği zaman, yani bu şey için dua etmiştiniz ya ve bu gerçekleşmedi hala fiziksel ortamda ve bu, bu tekrar aklınıza geldi. O zaman nasıl dua edeceğiz? Genelde imanlar tamamen birinci dualarını hemen iptal ediyorlar. Şüphe konuşarak. Ne zaman da bekliyor olmadı ya olmayacak ya filan. <laughs> Olacağı da yok bu işin filan. Hemen iptal ediyor birinci. Yani birinci dua ederken imanla dua ettiğini düşünelim. Babadan insan ismiyle istedi. İmanla istedi. Olacağına iman etti yüzde yüz. Ondan sonra aradan zaman geçti. Şüphe geldi. Ve o zaman nasıl dua edeceğiz? O zaman şüpheye düşmeyeceğiz ve diyeceğiz ki baba hatırlıyor musun? <laughs> Sen sözünde demiştin ki böyle 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 ve ben teşekkür ediyorum hala onun için. <laughs> ve ben onun için hala teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum sana. Şükrediyorum gerçekleşeceği için. Hayatımda göreceğim için. Teşekkür ediyorum. Niye yapmadın, niye etmedin, hala etmedin beni, görmüyor musun? Ne? Tanrı bilmiyor mu beni? <laughs> Tanrı, ne? Tanrı bilmiyor mu ne istediğimi? Tanrı yüz, yüzlerce kez söyledim. Ha, evet, kafasında şişirdin aslında. <laughs> yüzlerce kez söyledim. Duymadı mı? Duymadı mı? Hala duymuyor. Ya karışımı duymuyormuş. Ay, öyle şarkı bile var ya. Kilisede söylüyorlar gerçekten. Tanrı ya duymuyor mu ne? Öyle bir şey var gerçekten. Sinirim ayağımı kalkıyor bir yerde duyunca. Şey, Yalvarışımı duymuyor musun? Bana ne zaman cevap vereceksin? Böyle bir ilahi var biliyor musunuz? <laughs> Duyan var mı? <laughs> ne zaman? Ha bildim bile. Ne zamana dek ya Rab? <laughs> Sonsuza dek mi? Neydi onu söz, sen biliyor musun? Ne, neydi? Beni unutacaksın. Bakar mısın? Bakar mısın? Ne zamana dek ya Rab? Sonsuza dek mi? Beni unutacaksın. Bana geliyor. <laughs> yani bir kere ha hayret bir şey. Yani her kelimesi yanlış bir kere Tanrı sözüne göre. Her kelimesi yanlış. Sanki Tanrı seni unuttu. Sanki Tanrı seni unuttu. Sanki, sanki Tanrı seni duymuyor. Sanki. Yani anlatabiliyor muyum? İmanların düşüncenin yenilemesi değişmesi gerekiyor. Tanrı sözüyle değişmesi gerekiyor. Çok büyük bir ölçüde yani. Tam böyle bir değişme gerekiyor. <laughs> Dolayısıyla doğrusu neymiş? Doğrusu neymiş? Bir şey hakkında dua ettin ve duanı aldığına o anda iman ettin değil mi? Ve o onu o anda görmedin. Neyi tercih ediyorsun? İmanda kalmayı tercih ediyorsun. İmanda kalma. Yani geri kaymıyorsun. Şüpheye düşmüyorsun. İmanda kalmayı tercih ediyorsun. Ve bir daha bu şey aklına geldiği zaman diyorsun ki baba hatırlıyor musun? Sen sözüne dedin ki, teşekkür ediyorum onun için hala. <laughs> teşekkür ediyorum onun için hala. Çünkü beni duyduğunu biliyorum. Beni duyduğunu bildiğim için senden cevap aldığımı da biliyorum. Ve teşekkür ediyorum onun için. Sen sözünde dedin ki eğer senin sözüne göre dua edersem, senin isteğine göre dua edersem beni duyarsın, beni işitirsin. Ve beni işittiğine göre senden aldığımı da bilirim. Ayeti de söyle. Ve teşekkür ediyorum aldığım için. Teşekkür ediyorum, şükrediyorum sana. Olduğu için. Şükrediyorum sana olduğu için. Ve şüpheye düşme. Bir sonraki madde zaten o. Altıncı madde şüpheye düşme. <laughs> Yakup 4, 7'de der ki, iblise karşı direnin o da sizden kaçacaktır. Şüphe iblistendir. Şüpheye karşı direnin. Genelde şüphe bir şey gerçekleşmediğinde gelir. Bir şey gerçekleşmediğinde dua ettiniz ve bu gerçekleşmedi ve şüphe geliyor. Şeytan gelip size ya der ki Tanrı'nın sizin için isteğinin bu olmadığını söyler. Yani senin için bunu istemiyor Tanrı. Hani başkası için istiyor da. <laughs> senin için istemiyor. Senin için Tanrı'nın isteği bu değil. Diyor şeytan sana. Bu şekilde şüpheyle geliyor. Ya da diyor ki imana işte kıt kıt onun için alamıyorsun Tanrı'dan. <laughs> İman kıt işte. Onun için alamıyorsun. Göremiyorsun işte o yüzden. Bu şekilde şüphe koyuyor size. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bu ikisi de yalan. <laughs> Bu ikisi de yalan. Çünkü Tanrı'nın sözüne göre dua etmişseniz Tanrı'nın sizin için isteğinin bu olmadığı yalandır. Amin ne kadar harika bir şey. Gerçekten yaşayan bir Tanrımız var. Bizimle iletişim kurmak istiyor ve bize sözünü ve isteklerini açıklıyor. Tanrının sözünü ve isteklerini bildiğimiz sürece gerçekten Tanrı'yla e, sağlıklı, verimli, etkili bir dua yaşamına, iletişime sahip olabiliriz. Bu harika bir şey. Amin. Tabii ki bunun olması için de Tanrı'yla barışmış olmak yeniden doğuşu almış olmak gerekiyor. Bu da İsa Mesih'te ancak gerçekleşiyor. Belki henüz bu kararı vermediniz. İsa Mesih'teki yeniden doğuşu, sonsuz yaşamı almadınız. Şu anda bunu yapmaya hazırsınız. Veya Tanrı'dan uzaklaştınız. Bundan dolayı dualarınız işitilmiyor gibi hissediyorsunuz. Tanrı aranızda bir mesafe var. Yeniden adanmanız gerekiyor. Tövbe etmeniz gerekiyor. Bunu yapmaya da hazırsanız birlikte bu duayı tekrar edelim. Gözlerinizi kapatın. Benden sonra bu duayı tekrar edin. Sevgili Göksel Baba, oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Lütfen beni bağışla. Beni yıka ve temizle. Beni doldur. Hayatımı sana teslim ediyorum. İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Amin. Evet benden sonra bu duayı tekrar ettiyseniz siz için çok çok iyi haberim var. Bütün günahlarınız bağışlandı. Ne kadar harika bir şey değil mi? Lütfen bize yazın, sizden işitmek istiyoruz. Dua istekleriniz, tanıklıklarınız veya sorularınız varsa paylaşın. Başka bir programımızla birlikte olmak üzere, hoşçakalın. İncil, kitapçıklar, seriler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz müjdetürkiye.msn.com telefon ve SMS hattımız 0534 611 81 75. İstanbul Nehir Kilisesi resmi internet sitesi. Siteden yaptığımız canlı yayınları seyredebilir, web sitemizin arşivinde bulunan en güncel toplantıları ve bazıları izleyebilirsiniz. Uyanış TV'den Pastör Güçlü Erman'ın Uyanış adlı televizyon programlarını takip edebilirsiniz. Haftalık öğretiler, ilahiler, iletişim bilgileri ve daha birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. www.nehirkilisesi.com Bu programlarımız Rabbi seven dostlarımızın finansal desteğiyle mümkün olmaktadır. Sizler de sunularınızla bu hizmete ortak olabilir, müjdeyi başka insanlara duyurmamıza yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, az eken az biçer, çok eken çok biçer.